Ayak parmaklarımızın üzerine 8 sıra düz ördüm ve devam ediyorum. Böyle sağı ve solu ayarladım. Bu sol olacak, öbürü sağdı, altta kalması için. Sık iğne, bir sık iğne çekerek yarısına kadar sık iğne yaptım. Burada sadece ayağın arkasında çalışacağız. Bir sık iğne çektim, geriye döndüm. Hemen şu dibindekinden yine sık iğnelerle. İşte bu farklı şeylerle, örgü tipleriyle de yapılabilir. Tekli trabzan, yalancı sık iğne. Ama böyle biraz daha sık olsun, çok aralık olmasın. İçeride silikon dolduruyoruz. Tam yarısına bakın. Hani 30 sık iğnemiz vardı. Burada ne oluyor? 15 sık iğne olmuş oluyor. Bir tane burada, bir tane daha şunu alırsam tam ortası oldu. Evet. Tekrar bir sık iğneyle geriye dönüyorum. Şu şekilde. Şimdi burada yapacağım işlemi anlatacağım. Bunu düpedüz örersek dikdörtgen şeklinde olur. Azıcık kenarlarından yuvarlatmak istiyorum. Bu şekilde sanıyorum 8 sıra. Öbür ayakta saymıştım. Tam iyi geliyor. Bakın. Şöyle. Şurada sonda 2 tane kaldı. Bir tanesini bırakacağım, bir tanesine batacağım. Her sıranın çıkışında eksiltiyorum. Küçük bir eksiltme, yuvarlanma olsun. Öyle çok büyük bir kesinti değil. Buradan aynı örüyorum. Bu sıranın da çıkışında. Ben bu araları hızlı öreyim. Şu çıkışlarda tekrar yavaşlayalım. Evet, 2 tane sık iğnemiz var bu sıra sonunda. Birini bırakacağım, birine batıyorum. Burada bir tane kalıyor. Bir sık iğneyle geriye dönüyorum. Buna batıyorum. Sayabilirsiniz. Ben saymadan yapıyorum. Gözle görülüyor oradaki eksiltme. Tekrar bir sık iğne geriye dönüyorum. Bu parçayı geri döne döne örüyoruz topu. Bakın bir tanesini bırakarak geriye dönüyorum. Bu arada sık sık öbür ayağı da ölçmeyi, sayılarını unutursanız ölçmeyi ihmal etmeyin. Sık sık diğer ördüğümüz ayağın altına bakıyoruz kaç, ne kadar olmuş diye. Bir git gel daha yapacağız. Evet, 2, 4, 6, 8. sıradayız. Şimdi burada normal sık iğne örüyorum. Düz yerlerini ben hızlı geçiyorum. Burada sık iğnemi sıra sonuna kadar ördüm. Şu aradaki şu parçamızın üzerinden bir tane buradan aldım. Bir tane buradan aldım. Ben 6 tane aldım. Şuradan bir tane alalım. Şu aradaki açıklıktan 7 oldu. Daha doğrusu oldu. Zaten normal sık iğne vardı orada. Ve ayağımız şu şekle geldi ve burada yine dikkat edelim. Şurada bir tane daha öreyim. Şu andan itibaren ayakta şu CC dediğimiz örmeden sadece sık iğne kaydırma işlemini yapıyorum.
yapacağınız topuğun öne doğru biraz gelmesi için. Yine altı tane aldım. Yedinciyi köşeden batıyorum. Ve tekrar göstereceğim, bir yer daha var. Topuk, bakın, ortaya çıktı. Ön tarafa CC dediğimiz ilmik kaydırma, sık iğne kaydırma sistemini kullanıyoruz. Artı burada şu köşeye geldim. Bakın, tam bu köşeye geldim. Burada şu iki sık iğneyi beraber örerek eksiltme yapıyorum. Tekrar geliyorum. Bir sıra önce CC yaptığımız sıraların üzerine ikinci kez tekrar aynı işlemi yapıyorum ve bunu 3 sıra boyunca yapıyorum. Bunu 3 sıra boyunca yapıyorum. Evet, 3 sıra böyle CC yapıyoruz. Arkadan da topuğu da göstermiştim. Şuradan, şuradaki 2 sık iğneyi beraber örerek şurada küçük bir topuk oluşturacağız. Bakın, şurada 4 sık iğne ördüm. Bu arada 3 sıra bu ilmik kaydırmayı yaptım. Buradan da eksiltince her sırada birer tane, tam benim bilekte 26 sık iğnem kaldı. Şunu da söyleyeyim yeri gelmişken. Bu bir dondurma kutusunun kapağı. Bundan şuraya göre şöyle koyuyorum. Bakın, şöyle bir taban kesiyorum. Ve bunu içerisine rahatlıkla yerleştiriyorum. Sonra bebeğimizin ayakta durabilmesi için. Şu işlem bileğimizi düşürüyor. 26 sık iğne ile bilekten itibaren devam edeceğiz. Beğendiğiniz videolarımızı arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiniz mi? O zaman lütfen kanalımıza abone olun.